Merhabalar. Tarsus'tan sizlere sesleniyoruz şu anda. İBT Medya olarak yeni bir program hazırlamaya karar verdik. Program çerçevesinde gündemden kısa kısa başlıklar alıp bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz ve program sunucumuz olarak ikimiz varız. Boncuk Bey, Tarsus'un duayen gazetecilerinden, gerçek gazetecilerinden. Konuğumuz dedim ama gerçekten konuğumuz değil, devamlı bizimle beraber olacak. Zaman zaman konuklar alacağız. Yeni arkadaşlar ekleyeceğiz bu sohbete. Bu sohbet çerçevesinde Tarsus'ta neler oluyor, Mersin'de neler oluyor, bölgemizdeki gelişmeler nedir, siyaset, ekonomi, sağlık, tarım konulara değineceğiz. Bugünlerde yeni bir oluşum oldu. Yani yaklaşık bir 6 aylık bir süreç ama Tarsus Manyurdu yeni bir başkan seçildi. Bu başkanla beraber bir hareketlenme gördük Tarsus'ta. Şahin Bey yeni bir vizyon getirdi. Yeni bir hedef belirledi. Buna Tarsus Belediye Başkanımız da destek oldu. Bu konuda tesislerin yenilenmesi olsun, sporcularla ilgili aktiviteler olsun, çeşitli aksiyonlar alındı. En son dün itibaren bir açılış yapıldı. Storlar, Tarsus Manyurdu Store açıldı. Yani nedir bu store? Tarsus Manyurdu'na özel ürünlerin satıldığı bir yer açıldı. Artı yarınlıkta bir tane de gezici yer açıldı. Bu konuda Yakup Bey ne dersiniz? Nedir? Tarsus Manyurdu'da neler oluyor? Öncelikle bizi izleyen veya izleyecek olan herkese merhaba diyorum. Programımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hümeyra kardeşimize de kolaylıklar diliyorum. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tarsus bir dünya kenti. Kimisi yani 5000 yılına başladık. Kimisi 6000 dedi, 7000 dedi, 8000 dedi. En son 8000'den 10.000'e atladık. Tarsus 10.000 yıllık bir kent diyoruz. Gerçi doğrudur. Tarsus'un tarihi çok gerilere gidiyor. Tarsus gibi dünyada yani bir eşi benzeri bulunacak başka bir kent göremiyorum. Tarsus olmaktan da gurur duyuyorum. Şu anda size de Tarsus'tan seslenmekten dolayı çok mutluyum. Öncelikle teşekkür ediyorum program için. İlk konumuz Tarsus Manyurdu olarak ele almıştık. Niye? Tarsus Manyurdu Cumhuriyet'le yaşıt bir kulübümüz, spor kulübü. Spor demek zaten insanları birbirine bağlayan en büyük etken. Yani burada sağ sol diye bir görüş yok. Herkes ortak payda da Tarsus ve spor olarak da Tarsus Manyurdu'nda birleşiyorsa bizim için çok güzel. Dediğiniz gibi geçtiğimiz Mart ayından itibaren Tarsus'ta Tarsus Manyurdu yeniden yapılandı. Yeni bir başkan geldi. Yeni başkan dediğimiz zaten Şahin Kırbıyık Bey, aslen Tarsuslu. Antalya'da iş yerleri vardı. Şimdi doğup büyüdüğü memleketine de hem yatırım yapmak hem de spor olarak Tarsus Manyurdu'na sahip çıkıp üst liglere çıkarmak amacıyla buraya geldi. Delegeler de uygun gördü. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan Bey de uygun gördü ki delegelerin de desteğiyle başkan seçildi. Hemen kolları sıvadı. İlk önce Tarsus Manyurdu'nun içeriye dışarıya olan borçlarını ödemeye başladı. Bu çok güzel itibar arttı kulübümüzün. Zaten Cumhuriyet'le yaşıt bir kulüp. 1923 yılında işte büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk Tarsus'a geldiğinde duyuyor. Tarsus'ta böyle bir spor kulübü kurulma aşaması var ama Tarsus'ların bu spora aktaracak parası yok. O zaman emir veriyor, devletimiz 300 lira katkıda bulunuyor. Yani o zamanki 300 lira belki şu anda 300 bin liradır. Şu anda 300 bin liraya bir kulüp kurulur. Ve o parayla Tarsus Manyurdu kuruluyor ve bugünlere geliyoruz. Ama Tarsus Manyurdu ne yazık ki hedefi olan Süper Lig'e bugüne kadar ulaşamamış. Çok yaklaştık. Çok yaklaştıkmıştı. 1986 yılında dönemin başkanı Erkut Kuzeyman vardı, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Onun döneminde Erkut Bey varını yoğunu ortaya koydu, iyi paralar harcadı. Ama işte son saniyede ne olduysa oldu, Tarsus Manyurdu 1. Lig'in, yani o zamanki 1. Lig, şimdiki Süper Lig'in kapısından döndük. Ondan sonra zaten çok taraftar küstü. Yani 40 seneye yakındır kimse maçlara gitmez oldu. Ne zaman Şahin Kırbıyık yeniden geldi, yeniden bir hareketlenme geldi, şampiyon olacak bir kadro kurmaya başladık. Yani bu sene, önümüzdeki sezon için. Şahin Bey yeni bir tesis yaptırıyor yukarıdaki kocaman statının yanına. Futbolcuların hepsi orada kalacak, konaklayacak, yatacak, antrenmanını yapacak. Yani akademi ligi de kuruluyor. Yani bir Altın Ordu örneği gibi altyapı da kuruluyor ve kendi sporcusunu kendi yetiştirecek. Her şeyden önce ben şeyi görüyorum bu şeyde, taraftar tarafında. Oldukça bir ilgi var, şimdi, bir heyecan var. Evet. Daha önceki dönemlerde taraftarlar küsmüştü. Yani diyelim ki 100 kişilik bir taraftar grubu anca geliyordu maçlara. Diğerleri herkes küsmüş, yırmış, Tarsus Manyurdu'ndan beklentisi yoktu, umudu yoktu.
Şahin Kırbı geldikten sonra kolları sıvadı, borçları ödedi. Yeni sporcular aradı. İlk etapta 4 oyuncu almıştı. Tabii bu sene biz treni kaçırmıştık. Şahin Bey geldiğinde geç gelmişti. Yani şartlar öyle gerekti. Daha erken gelmiş olsaydı, örneğin geçen sene Kasım ayında gelmiş olsaydı, ara transferde daha iyi oyuncular alırdı ve biz playoff'a kalırdık. Playoff'a da kalınca da çıkma şansımız yüksek olurdu. İşte bu gecikmelerden dolayı playoff'a kalamadık. Bu sene treni kaçırdık. Ama önemli değil. Kolları daha iyi sıvadı. Tabii, artık zararı bırakalım. Kara geçelim. Başkanın basın toplantısında anlattığı kadar heyecan. Başkan da çok heyecanlı gördüm. Tabii. Biraz yıprattılar ama yine de bir heyecan var hala başkanım. Tabii şimdi heyecan var. Tabii arada insanlar olumsuzluklar duyduğu zaman yani çocuk gibi küsmemek lazım. Evet. Ve mücadeleye devam etmek lazım. Zaten o da diyor ben mücadeleci insanım, sonuna kadar devam edeceğim. Arada kırılsa da o kırgınlık yani bir saatte veya bir günde geçiyor. Ustorların ekonomisi, Tars Tutmayı'nın ekonomisine etkisi çok olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi halkımız da destek verir inşallah. Bu desteğe bütün Tars halkından ve spor severler, sadece Tars halkından olmaz. Mersin'in de bir temsilcisi yok. Güçlü bir temsilcisi yok. Hem Mersin'in hem Tars'un liglerde iyi bir, güçlü bir temsilcisi olmasının ana şartı maddiyet tabii. Tabii. Ve istek, niyet. İstek ve niyet olduktan sonra bu olur. Storlar bunun bir anahtarı. Arkadaşlar gidip alışveriş yaparlarsa hem Tars Tutmayı'na hem Tarsu'nun geleceğine yatırılmış. Evet. Dün itibariyle yani dün ayın 11'iydi. 11 Haziran itibariyle Tars Tutmayı'nın iki tane store mağazası açıldı. Birisi Sadık Ali Yeşil Okulu'nun arkasında Tars Tutmayı'nın Taraftarlar Derneği'nin lokalinin alt bölümünde açıldı. Çok güzel dizayn edilmiş. İçinde Tars Tutmayı'nın markalı ürünleri var. Diğer ikinci store'da şimdiki eski adliye olarak bilinen yani yeni müze diyeceğimiz yerin arkasında Tars Tutmayı tırı, seyyar tırımız orada açıldı. Aynı ürünler orada da var. Tars Tutmayı'nın formasından tutun. Mesela şortuna, atkısına, şapkasına, anahtarlığına, kolonyası bile imal edilmiş. Çok güzel. Kumbarası bile imal edilmiş. Çok güzel şeyler yapılmış. Mesela tavla. Dün en gördüm mesela sporla hiç ilgisi olmayan adamlar bile gelmiş tavla almışlar. O mesela bir tavla 345 lira. En azından oradan Tars Tutmayı'na 100 lira bile kar kalsa büyük gelir. Evet. Forma aynı şekilde, formaları 100 lira sordum. Şimdi Tars Tutmayı'nın dışında mesela Fenerbahçe'yi tutuyorsak, Fenerbahçe'nin formasına 300 lira verebiliyoruz. Beşiktaş'ı tutuyoruz 250-300 lira. Galatasaray'ı tutuyoruz 300 lira veriyoruz. Ama Tars Tutmayı'nın formasına 100 lira çok değil, verebiliriz ya. Verelim, o bizim asıl takımımız o. Yani bunu da yaptığımız zaman yani hiçbir şey almazsak orada bir kolonya bile alsak 35 liraya Tars Tutmayı kolonyası. Yani oradan kulübe 10 lira bile kar kalsa bu tartışma olduğu için böyle hani damlaya damlaya görülür misali büyük bir gelir olacak. Tabii tek tartışmalarla olmayacak bu iş. Adana'da da tartışma var, Mersin'de de var, Türkiye'nin her yerinde tartışma var. Veya tartışma olduğu için hadi Adana'nın Süper Lig'de takım var ama Mersin'in yok. Biz de Mersin'le bağlıyız, onlar da bize sahip çıkmalı. Evet. Tartışma olduğu çıkmalı ki bundan Mersin'de yararlanacak. Tartışma olduğu Süper Lig'e çıktığı zaman gelecek Fenerbahçe'li, Galatasaray'lı taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar. Tarsu'da şu anda otel yok. O da ayrı bir konumuz olacak. O zaman ne olacak? O insanlar ya Adana'daki otellerde ya Mersin'deki otellerde kalacak. Yani Tarsu Mayurdu Mersin'e de ekonomik anlamda gelir sağlayacak. Onlar bunu düşünmeli. Tarsu Mayurdu'na tek Tarsu'da değil Mersin'de de sahip çıkmalı. Çünkü biz nasıl Mersin'i izliyoruz, Mersin'e sahip çıkırsa onlar da en büyük ilçesi Tarsu'da sahip çıkmak zorunda. Üstelik vergi yönden de Mersin'i besleyen Tarsu. Yani Tarsu kimseyi yabana atmasın ve Tarsu Mayurdu'na hepimiz el birliğiyle sahip çıkarak bu güzide kulübü hem Süper Lig'e yükseltelim hem de bu pastadan esnaflarımız otelcisine kadar herkes yararlansın. Evet. Hayırlı olsun diyorum ben stur mağazalarımızı ve tüm taraftarlarımızı, Tars Tutmayı'na gönül vermiş veya spora gönül vermiş herkesi. Yani Fenerbahçeli bile olsa gitsin Sarılacet formamız en azından. Galatasaraylı bile olsa gitsin aslında. Galatasaraylı bile aslında. Ben çok büyük mutluluk duyuyorum. Bir arkadaş Galatasaraylıysa üstünde Fenerbahçe değil, Tars Tutmayı'nın forması desin. Yani en azından Tarsuslusun. Tabii Tarsus'a sahip çıkacaksın. Sarılacet'i giyince Fenerbahçeli olmuyorsun ki. Sen Tarsus olarak, Tarsus sevdalısı olarak sahip çıksınlar. Bu takım inanıyorum ki önümüzdeki sezon işte 2021-22'de biz ikincilikten birinci lige çıkacağız inşallah. Hedef bu. Daha sonraki yani o zaman 99. yılımız oluyor. Şu an 98. yılımızdayız. 99'da birinci lige çıkıyoruz. 1922 yani 2022-2023'te de yani 100. yılımızda da Süper Lig'e çıkıyoruz. Tars Tutmayı'da 100. yılda inşallah Süper Lig'de. Bunun çaresi ne? Bir ekonomik destek, iki taraftar desteği. Taraftar desteği olmadan hiçbir kulüp tek başına
bir şeyler yapamaz. Tabii şu anda mesela pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde Süper Lig'deki takımlar özellikle büyük gelir kaybına uğradı. Niye uğradı? Taraftarlar maça gidemiyor. Maça gidemediği için kulüpler mesela her maçlarında 50-60 trilyon, yani eski parayla trilyon diyorduk. Şimdiki parayla 50 milyon. 50 milyon bizim için süper para. Zarra uğruyor kulüpler. Bu ne? Düşünün bir sezon boyunca, işte iki sezondur böyle yaşıyoruz. Tarsus Mardin taraftarı da maçlara gidemese bile, yani önümüzdeki sezon inşallah açılır gideriz. En azından kombine biletler satılacak. Yani bir forma bile almıyorsan kombine bilet al. Veya onu da alamıyorsan maça giderken parayla gir. Yani düşün, beleş girmeye çalışanlara tabii, yani bu da beleş girmek isteyenlere sözümüz, ya beleş giriyor bırakalım. İkinci. Ya bir paket sigara 18,5 lira, Tarsus Mardin maçı kapalı tribün 10 lira. Ha önümüzdeki sezon 20 lira olduğunu kabul et. Yani bir paket sigara parası. Bir o, takımın en büyük desteği de alttan yetişen. Şimdi bir de merhaba. Şahin Kırbık başkanımız geldiğinde buna önem vereceğini söyledi. Altyapı Tarsus'ta değil, tüm dünyada en önemli etken. Türkiye'de pek etkin değil ama Tarsus'ta etkin olması çok önemli. Şimdi Türkiye'de bir tane kulüp var şu anda herkesin bildiği, o da İzmir'in Altınordu takımı. İzmir'in Altınordu takımı altyapıya önem veriyor. Yani ilkokuldan çocukları alıyor, futbola hevesli, böyle duyarlı, yetenekli olanları tespit ediyorlar. Zaten amatör kulüplerin veya profesyonel kulüplerin de altyapısı aynı şekilde. Gidiyorlar okullar, en güzel kaynak okullar. Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerin, okul müdürleriyle görüşüyorlar. Yetenekli futbolcu olacak gençleri, genç dediğim daha 8-10 yaşındaki çocuklardan başlıyorum. 12-13, 19 yaşına kadar genç demek zaten. 19'dan sonra zaten kategori atlıyor. Bu çocukları alıp altyapıda eğiterek, kaliteli hocalarımızla eğiterek ve geliştirerek onlara imkan sağlayarak yetiştirecekler ki ileride kendi A takımlarında yer alsın. Dışarıya para vereceğimize kendi altyapımızdan adam alıp dışarıya satmak. Şimdi mesela büyük kulüpler bir futbolcuya düşün 10 trilyon para veriyor. 10 trilyon Tarsus Mardin'in bütçesi. Biz yani tüm takımı kuruyoruz o paraya. Ama Fenerbahçe'deki adam alıyor 10 trilyon veriyor, 10 milyon yani. 10 milyon lira veriyor, o futbolcu bir de bakıyorsun ya sakatlanıyor ya da oynayamadı mı, o para çöpe gitmiş oluyor. Biz o parayla bir sezon şampiyonla oynamaya çalışıyoruz. Kulüpteki 50 kişiye ekmek veriyoruz. Yani düşün 24-26 veya 30'a yakın futbolcu var. Teknik yönetim ve kulüpte çalışanlarla 50 kişi. 50 kişinin ekmeğe çıkıyor o 50 milyon lira, 10 milyon lira hatta. Altyapı çok önemli. Altyapı önemli. İşte burada Altınordu'yu söyledik. Altınordu dediğim sistemi kurmuş. Mesela ilkokula giden çocuğu alıyor, özel okulda okutuyor, ilkokulda. Niye? İstediği zaman o çocuğa eğitimini kaliteli aldırıyor ama futbolda da istediği oyunu veya bilgiyi vererek gelişmesini sağlıyor. Aynı şekilde ortaokulda, lisede aynı çocukların veya gençlerin diyelim, yaşı büyüyor. Onları aynı şekilde hem okutuyorlar, hem kulüpte yatıp kalkmasını sağlıyorlar, aileleriyle görüştürüyorlar. Hem de yani anne baba görevi görüyorlar. Ama futbolcu da yetiştirdikten sonra da kendi A takımında oynatıyor. Kendi A takımında parladığı zaman zaten bırakın Türkiye'yi, Avrupa'daki birçok ülkeye o çocukları alıyor götürüyor. Avrupa'da Türk futbolcu işte gördünüz en son Lille, Fransa'nın Lille takımında Burak Yılmaz. Gerçi Burak Yılmaz Altınordu'da yetişmedi ama o da başka bir kulüpte yetişmişti. İki tanesi de Altınordu'dan geldi. Ne oldu? Üç tane Türk Lille şampiyon yaptı. PSG gibi yani bütçesi bırak 50 trilyonu, onların 500 milyonla bahsedilen takımlar şampiyon olamadı. Altyapıya önem veren ne oldu? Lille gitti mesela şampiyon oldu. Zaten şampiyonluk demek bir sezon değil, 5 sezonda harcadığı parayı birden çıkarmak demek. 1300 milyon laf var. Günlük düşünüyorsan pirinç ek, 10 yıl düşünüyorsan ağaç dik, eğer bir ömür düşünüyorsan insan eğit diyor. Tabii şimdi Altınordu insanı çok güzel eğitiyor. Mesela ben şu an Tarsus Mardin'den sonra belki Fenerbahçeliyim ben ama ben Fenerbahçe'den önce Altınordu'yu tutuyorum. Tarsus Mardin ve Altınordu. Üçüncü takımım Fenerbahçe benim. Niye? Ya Altınordu'yu ben hayranlıkla izliyorum. Adam her sene futbolcuyu yetiştiriyor, başka kulüplere transfer ediyor, para kazanıyor. Seneye yine şampiyonla oynamıyor aslında. Şampiyonla oynayacak kategoriye geliyor. Bu sene de şampiyon oluyordu Altay'la, yani İzmir'in başka takımı Altay'la başa baş oynadı. Finalde son saniyelerde, dakikalarda kaybetti. Ona da kendileri de üzülmedi. Benim hemşerim çıktı Altınordu yerine. Altay çıktı dediler. Evet. Ve Altınordu'yu yine herkes çok seviyor. Yani şu anda bana göre yakında bu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'tan çok en büyük taraftarı olacak kulüp Altınordu'dur. Düşün Tarsus Mardin'in kulüp başkanı geldi buraya. Ben dedi Altınordu'yu örnek alıyorum dedi. Ne kadar güzel bir şey ya. Düşün Altınordu'da amcasının oğlu değil, babasının oğlu değil. Koskoca Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray bir şey. Şimdi bu işi o başarmak kolay değil. Şimdi Fenerbahçe'de para var, Beşiktaş'ta var, Galatasaray'da, Trabzon'da para var ama bunlar altyapıyı kuramıyor veya kursa da
başarı elde edemiyor. Çünkü bu bir sistem. Yani ben hemen tarlayı ekim, 3 gün sonra buğdayı veya mısırı biçim değil işte. Bu sistem bana çok acı veriyor. Niye acı veriyor? Bir Norveç, bir Finlandiya, bir Danimarka gibi küçük ülkeler bizim 82 milyon ülkeleri yenebiliyor. Niye yenebiliyor? Adamların futbolcusu manav. Tabii mesela o İzlanda da da öyle. Futbolcuya para vermiyorlar. Örneğin Hümeyra Hanım kameraman. Hümeyra Hanım futbolu seviyor, çok güzel oynuyor. Gel bizim takımda oyna diyorlar. Millet formayı veriyorlar ve para da istemiyor. Ve o İzlanda bizim. Ve bize karşı rakip oluyor. Niye? Onların hedefi futbol sevgisi. Para değil ki. Ama Türkiye'deki futbolcu öyle hep para hırsı. Şimdiki mesela şimdi sistem şu. Adam 5 tane üniversitede bitirse iş bulamıyor. O yüzden ne diyorlar? Bu zamanda ya topçu olacaksın ya popçu olacaksın. Para burada. Ya topçu ya popçu. Bizim altyapıyı güçlendirme. Tabii Tarsmayı'da. Sadece Tarsmayı'da da değil. Ülke olarak da küçük takımlara bile yenmek. Dünkü maçı seyrettim ben. Tamam bizim milli takımımız çok iyi. Seviyoruz, destekliyoruz. Ama hala bir eksiklik var. Bunun eksikliğin sebebi de büyük ihtimalle altyapı. İnsanların bir ara hatırlıyor musun? Para sebebiyle oynamayanlar oldu. Tabii. Çok işte, acı bir durum. Ya bir futbolcu oynayamam. Ya Atatürk ne demiş? Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı. Ahlaklı. Burada ahlak önemli. Zeki çevik olabilir ama ahlak yoksa zaten ötekilerin hiç anlamı kalmıyor. Atatürk çok güzel büyük liderimiz söylemiş. Zeki, çevik ve ahlaklı. Üçü bir araya geldiğinde zaten başarı geliyor. Sporcu oluyor. Sporcu oluyor yani. Bir türlü para peşinde koşuyor. İşte para peşinde koşup takım arkadaşını, kulübünü satarsan veya büyük takımını satarsan sakatlanın diye olmaz. Milli takımdan kaçan, yani sakatlanın diye iyi işte oynayan. Ahlaklı dediği o, ahlaksızlık yapıyor, sahtekarlık yapıyor, ben sakatım diyor, sakat olmasını sakatım diyor, oynamıyor. Veya hocası onun içinde o enerji yoksa, istek yoksa sahaya da sürse oynamayacak zaten biliyor. Evet. İşte burada ahlaksız futbolcu kötü. Biz bunu Tarsus Manu'nda çok gördük, inşallah başka bir zamanda bunları anlatırım. Evet. Yani dünyanın bir numaralı oyuncusu da olsa, en pahalı oyuncusu da olsa, o insan ahlaksızsa onu bir kapıdan dışarı koyacağız. Spor bu kadar konuştuğumuz yeter. Daha sonra evet. Spor bitmez inşallah. Biraz da ekonomi. Burada ben sözümüzü şey tamamlamadan Tarsus Manu konusunda söyleyeyim. Yeni sezonda tüm Tarsus Manu taraftarlarını inşallah statlar açıldığında, yani seyirci serbest olduğunda statlarımıza bekliyoruz. Deplasman maçlarına bekliyoruz. Maça girerken de bilet alarak girmelerini istiyoruz. Maddi imkanı olanların da forma alsın, tozluk alsın, şort alsın, yani şapka alsın en azından. En ucuz şapka, çakmak alsın. Maça bu bile, bile maça gitmese bile stur mağazalarına alışveriş yapsın. Bak nasıl Şahin Başkan taraftan isteğini yerine getirdi. Bir tane değil, iki tane açtı. Hayırlı olsun diyorum ve yeni sezonda tartışmalarına başarılar diliyorum. O yaptığı yatırımları herkes yapmaz. Adam elini taşın altına koydu. Evet, biz bunu Erkut Kuzeymen zamanında görmüştük rahmetli. Tüm harcamaları boşa gitti. Adam en son iflas etti. Kalbi dayanamadı. Kalp krizinden öldü. Allah rahmet eylesin. Tabii Şahin Başkanımız inşallah öyle bir şey yaşamaz. Sağlık versin. Allah sağlık versin önce. Versin. Maddi güç zaten var inşallah. Sağlık da verir. Taraftarlar da, Tarsus'u sevenler de arkasında olur. Ben Şahin Başkan'a 5 yıl avans veriyorum. 5 yıl hiç eleştirmiyor. Ne yaparsa yani Tarsus'un için iyi olduğuna inanıyorum. Zaten ilk geldiğinde basın toplantısı yaptık. Katıldık. İBTM olarak da İlkay Bey katılmıştı, sizin diğer yazar, foto arkadaşlar çok da katılmıştı. Çok güzel şeylere değindi inşallah. Çok güzel şeylere değindi. İnşallah yani bir daha hayal kırıklığı yaşamayacağız Şahin Kırbık Başkanım'la. Ben buna inanıyorum, inandığım için arkasında duruyorum. Tüm Tarsus halkı, spor severler de arkasında dursun. İnşallah 2023 Tarsus Manu'nun 100. yılı, 100. yaşımız. 100. yaşımızda hedef süperlik. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un yanında olacağız. Bekle bizi, geliyoruz.